adamın masasında dünyada oturma. Ya Mesut abla lütfen bak. Dur. Bacanak, Allah'ını seversen hiç nefesini yorma yani. Çünkü onun bir ilmi var biliyor musun? İnce ayarını yapmazsan iletişime geçemiyorsun yani. Ya Mesude, Allah'ını seversen kızım ya bu adam ne etmiş size ya? Ne etti yani? Ha. Ne etti deyince şimdi tabii bayağı kafam karıştırdım bacım. Bir yerde doğru söylüyor bal oğlum. Ha? Canım kanlımız mı bu adam bizim? Hay yaşa ben de onu demeye çalışıyorum zaten anacığım. Yani kan davalımız mı Mesude? Vallahi bak çocuklara çok kötü örnek oluyorsun yani ha. Bunlar genç. Seni örnek alıyorlar. Kim gidiyorsun? Yapma. Tabii canım. Bak damadımız bizi saymış gelmiş. Buyurun köşke bizi şereflendirin demiş. Baş köşeye oturun demiş. Rahmetli Cahide Hanım'dan sonra misal bu ailenin büyüğü ben sayılırım değil mi? Canım ben size aile yemeğim olur. Tamam, siz gidin efendim. Siz toplanın gidin böyle. Biz gelmiyoruz. Yok şimdi siz biz derken hani nasıl oluyor? Hani misal siz kim oluyorsunuz? Ben ve Gürru canım. Gürru geliyor. Ne demek geliyor? Çok pis kapak oldu. Vallahi kapanma sesi geldi. Yani bak olmadıysa olmadı ama temiz kapak. Ya bir sus Allah aşkına saçma sapan konuşma. Sen nereden biliyorsun Taner geleceğini? 5 dakika önce kendi dedi. Kardeşim için ben bu doğum gününe geliyorum dedi. Kardeşim için dedi. Yani bilmem anlatabildim mi? Yo çok güzel anlattın. Vallahi yiyeyim senin ağzını bacanak. Herhalde yani. İnsan kardeşi için o doktorun masasına da oturur, çiğ tavuk da yer. Değil mi? Çünkü akraba olmak yani aile bağları bunu gerektirir. Gürru kardeşi için gelecekmiş. Kardeşi için. Efendim Taner. Bak yarın akşam karımın doğum günü yemeğinde sen... Biz, Gürru ve bütün mahalle orada olacağız. Bak sakın bana gık falan deme. Bütün günüm böyle ikna turlarıyla geçti. Ne olursun bu yeğenini artık yalvartma. Bak ben senin yeğeninim. Aile yemeği diyorum. Cümbür cemaat diyorum. Ve sen doğmasın da kuzu kuzu oturacaksın diyorum amca lütfen. Tamam tamam uzatma. Beni orada bil tamam. Nasıl ya? Çok kolay oldu bu. Hayır olmaz falan demeyecek misin? Demeyeceğim geliyorum tamam. Görüşürüz. Yarın akşam beraberiz ha Gürru. Güzel. Çay demlenmiş ha? Mebrur Hanım'ın canı çekmiş de size de vereyim mi Şevket Bey? Taner Bey de içecek mi yani baba oğul? Şöyle karşılıklı çay içerdik. Taner Bey içmez ki. Kahve yapayım isterseniz. Yok sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Ya ben yukarıda bir sürahi kırdım da bir bakabilir misin ona? Tabii hemen. Başlangıcı Mebrur Hanım, sonun başlangıcı. Ömer abi özellikle inmiyor bence. Biliyor buradaki yargıcın onu sorguya çekeceğini, ondan inmiyor tabii. Ay Taner, sen sanki merak etmiyorsun. Kızım fotoğraflarda, haberde ortada. Amcamla ablanın suyu ısındı. Bak bana sorarsan bir boşandılar bir kavuştular. Bence o iş oldu bitti. Çiçek, ablan yandaki köşkten bence buraya transfer olacak artık. Ya farkında mısın? Artık seni kimse kale almıyor. Taner'cim. Taner, böyle pembe pembe takılıyorsun da. Gürrüyle oturup bir kere konuşmadım bile. Ya, amcan ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama... ablam cephesinde hiçbir değişiklik yok. Onu gayet iyi biliyorum. Günaydın. Günaydın. Sor bakalım avukat hanım. Amcam ne yapmaya çalışıyormuş? Sen iyi misin Mebrur? Ya şey gibi... ben biraz halsiz gibiyim ya Ömer. Ya gerçekten ya. Az önce sorduk iyiyim iyiyim diye tutturdu amca. Doktora götürelim dedik ama. Yok yok gerek yok. Bir bakayım ben. Bak bakalım bana Mebrur. Aç bakalım ağzını.
Dilini uzat. Uzat dilini biraz daha. Uzat. Yani grip mevsimi işte. Pek grip gibi durmuyor. Ben biliyorum ya, ben üşüttüm biliyorum. Ya geçen gün hatta güneş açtı diye ben oturdum bahçede çay içtim. O sırada da bayağı üşümüştüm. Ya nezle oluyorum galiba, o kadar. Ya iyi de anneciğim, böyle olmaz ki. Bir hastaneye gidelim, kontrol ettirelim. Neyin var, neyin yok öğren. Ay yok oğlum, ilaçlı bir hafta, ilaçsız 7 gün. Ben biliyorum, yok. Neyse, neyse. Biraz dinlen. Eğer geçmezse dahiliyeci bir arkadaşım var, ona gösteririz, tamam? Mebrure bak hadi. Çayını iç. İç. Ay. İçin nasılsın? Mebrure anne, sana çay değil, ıhlamuruya gelir. Hadi ben çıkıyorum. Bir şey olursa ara, tamam? Tamam. Ya Çiçek, biz de çıkalım mı? Trafiğe kalmayalım. Geçmiş olsun Mebrure anne. Dinlen bugün, tamam? Mebrure. Hı. Hadi sen çayını iç. Ben kızlara da söyleyeyim, sana bir ıhlamur yapsınlar. Olur. O bir tarafları Everest tepesine çıkmış eski sevgilim. Bugün yine spor yapacağım hayaline gelirse çok fena olur. Şimdiden söyleyeyim. Çiçek, inan ki sportif kişiliğimden soğudum. Yeter ya. Ay, sportif kişiliği niye yesinler? Neyse, ben mutfağa geçeyim. Ya annenin uyandığını söyleyeyim de ılımurunu kaynatsınlar. Ha, bana bak. Çok fazla ballı yapmasınlar. İçemiyor kadın sonra. Şevket Bey. Bak, sesin iyi gelmiyor yine. Dinleniyorum işte kızım. Merak etme sen beni. Ama bak, eğer Taner falan yanındaysa sakın ona bir şey söyleme. Doktor deyince huzursuz oluyorum ben. Sen böyle olunca biz de huzursuz oluyoruz Mebrure anne. Ağır üşütmüşsün belli. Şevket Bey'in verdiği vitaminlerle olacak iş değil bu. Vitamin mi? Şevket bana vitamin mi veriyor? Haberin yok mu? Çaya damlatırken gördüm. Vitamini koyuyorum dedi. Bak sen şu Şevket'i. Bekler miydin hiç? Mebrure anne. Vitaminler seni kurtarmıyor diyorum ama... işte laf anlatamıyoruz ki. Neyse Mebrure anne. Ararım ben seni sonra. Ama bak söz ver bana. Dinlenmek iyi gelmediğinde arayacaksın beni hemen, tamam mı? Hadi dinlen biraz sen. Hadi görüşürüz. Tavuk suyuna çorba yaptık Mebrure Hanım. Sağ olun ya. Oh, mis gibi kokmuş vallahi. Ben de mi bir kase içsem acaba, ha? Aman Şevket Bey de ihmal etmeyin, ona da bulaşmasın. Peki efendim. Ha, kendi çorbanı da damlat vitaminden Şevket. Ne damlatması, ne diyorsun Mebrure? Vitamin işte Şevket. Hani ıhlamur çayıma damlatmışsın ya. Şevket Bey. Hayırdır Çiçek, bir şey mi var? Ne damlatıyordunuz? Ne? Çaya bir şey damlatıyordunuz ya. Damla? Hey. vitamin. Ah, Mebrure biraz olsun kuvvetlensin diye vitamin damlatıyordum. Ha, aman iyi gelir inşallah. İnşallah. Ne yalan söyleyeyim, hiç de beklemezdim. Yani sağ olasın. Şaşırttın beni Şevket. Yani ne önemi var ya? Eczaneden aldım, kendim için almıştım da. Hadi hadi. Sen iç çorbanı bak. Ne derler? Şifa olsun derler değil mi? Çorbaya da kattın değil mi? Kattım. Merak etme. İç. İç hadi bak. Soğutma çorbayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.